Günaydın. Şu an saat 10:30. Kızımla benim dışımda herkes uyuyor. Kızım sabah 8:30'da uyandı. Ben bu saate kadar onu oyaladım. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına geçtim. Çünkü uzun süre aç kalmasını istemiyorum. Geri kalan herkes uyuyor. Dedim kızım biraz erken kahvaltı yapsın. Şimdi şuraya tuzlu bir pankek yapıyorum. Bu kez şekerli yapmıyorum. Yani üzerine çikolata falan sürmeyeceğiz. Peynirli, maydanozlu. Tuzlu bir pankek yapıyorum. Ölçünün iki katını yapıyorum. Önce bize yeter. Yanına bir şeyler daha ekleyeceğim. Bugünkü kahvaltımız böyle olacak. Sessiz konuşuyorum. Herkes uyuduğu için umarım sesim geliyordur. Daha un istiyorum. Şu tapırın kapları var ya. Ben bunların işe yarayacağını düşünmemiştim. Almıştım ama denemek için böyle arkadaşlarım çok uyumuştu. İşte güvelenme yapmıyor falan filan diye. Gerçekten yapmıyormuş arkadaşlar. Yani bu kadar beklemiyordum. Bundan ben 6 tane almıştım. Parça parça tabii ki. Bir anda alamıyorsunuz çünkü pahalı. Parça parça 6 tane almıştım. Şu an 4 tanesini falan kullanıyorum. 2 tanesi yedekte duruyor. Ve gerçekten memnunum yani. Tapır'ın bütün kaplarından aslında memnunum. Camla aynı sağlık açısından, kalite açısından aynı seviyede diyorlar. O yüzden hani çok kaliteli bir plastik olduğunu söylüyorlar. Ben onların yalancısıyım. Bunlar da kıvamı yavaş yavaş oluyor. Pişirmeye başlayalım. İlk posta pişti. İkinci postayı pişiriyorum. Pankeklerim tamamdır. Kızıma 2-3 tane yedirdim şimdi. Şurada aynı tavada. biber kızartıyorum. Ben tarif olarak köylüleri sipariş etmiştim ama sanırım köylüleri yokmuş. Sivri biber göndermişler. Bu da acı. Normal şartlarda yiyemiyoruz. Bir tane yapacağım. Dedim ben bunu domatesle falan sarımsakla güzel bir kızartma yapayım. Şöyle domateslerim hazır. Üzerine sarımsak rendeleyeceğim. Bu şekilde yanına da bir tane omlet yapacağım. Bugünkü sabah menü bu şekilde olacak. Gel. Eniştemle eşim dışarı çıktılar. Birkaç işleri vardı. Onları halledecekler. Biz de ablamla çocuklarla evdeyiz. Ali'yi uyuttum. Uyanınca ona duş aldıracağım. Çünkü hava inanılmaz sıcak. Yani her gün duş almanız bile yetmiyor. O kadar söyleyeyim. Şimdi ben de o arada ablam mutfağı falan toplamış ben Ali'yi uyuturken. Şuraya hemen et haşlıyorum. Kuşbaşı et koydum. Bununla ne yapacağımı henüz karar veremedim ama dedim ki haşlansın illaki menü çıkarırım. Biraz mantar çorbam var, biber dolması var ve bamya yemeğim var. Yanına da etli bir şey yaparım. Cacık yaparız. Bugünkü menüyü böyle hallederiz diye düşünüyorum. Camımız boydan boya açık. Çünkü esmiyor. Esmiyor arkadaşlar. İstanbul yanıyor. Bütün camları açık yer yan yaptırıyoruz ama yine de yetmiyor. Ne olacak bilmiyorum. Tepsi yemeği yapmaya karar verdim. Etimi haşlamıştım. Zaten onu çektim. İçine her şeyi koydum. Soğan, sarımsak, kırmızı kapya biber, yeşil biber, domates, salça. Ay eldivenim çıktı. Kaşıkla çok fazla birbirine geçmediği için elimle harmanlayacağım. Etimi hazırladım, streçledim. Onlar gelince fırına atacağım sıcak olsun diye. Şimdi ablamla kahve yapıyoruz. Kahve içeceğiz, biraz sohbet edeceğiz.
Herkese ertesi günden selamlar. Yine bir yemek faslıyla karşınızdayım. Biraz yemeklerim vardı. Dün yaptığım etli tepsi yemeği vardı ya, o biraz arttı. Onun yanına hemen bir şehriyeli bulgur pilavı yapıyorum. Şurada biraz et suyum var. Tereyağı koyacağım. Şehriyelimi kızartıyorum. Üzerine bulgurlarımı ekleyeceğim. Et suyuyla harika olur bu. Dedim sürekli pirinç pilavı yiyoruz. Biraz farklılık olsun. Bulgur pilavı yapayım. Canım böyle domatesli, biberli falan da istemedi. Dedim sade olsun. Yanına güzel bir salata yaparım. Çünkü dün cacık yapmıştım. Bugün farklılık olsun. Salata yapayım. Böyle güzel bir çoban salata yaparız. Bir de ezogelin çorbası yapacağım. Çünkü et suyum fazla. Et suyuna çorba da çok güzel oluyor. En güzel de ezogelin gider. Böyle limonlu limonlu güzel olur. Şimdi ablamlar dışarı çıktı eniştemle beraber. Kızım oyun oynuyor. Onun önüne böyle çikolata, cips falan verdim. Dedim sen biraz oyun oyna, oyalan. Beni orada duşma aldım. Yemeklerimi hallediyorum. Büyük yeğenim benimle. O da şu anda Ali'ye sahip çıkıyor. Gün böyle devam ediyor işte. Yani misafir olunca 7-24 böyle yemek çekiyormuşum gibi geliyor ama misafir olunca mecbursunuz arkadaşlar. Yani çok bir aktivite yapamıyorsunuz. Farklı şeyler yapamıyorsunuz. Yani ev toparlanıyor. Tabii ki süpürülüyor her gün ama yani bir temizlik videosu çekemiyorsunuz. Temizlik, böyle derin temizlik de yapamıyorsunuz. O yüzden sürekli yemek videosu çekiyorum. Bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu ama mecbur. Yarın ablamlar gidiyor artık. Yarın akşam yola çıkacaklar. Bugün Perşembe, aynen Cuma akşam yola çıkacaklar. Çünkü Ankara'da bir düğün var. Ona katılmak zorundalar. Cuma akşamı çıkıp Cumartesi Ankara'da olurlar. Yani sabaha karşı falan. Akşama da düğüne gidecekler işte. Artık son günümüz. Bulgurlarımı da ekledim. Biraz kavurup tuzunu ve tereyağını ekleyeceğim. Sonra da et suyu. Ama şehriyenin kavrulma kokusu çıktı. Bayılıyorum o kokuya. Şöyle et suyuna ezogelin çorbamı da yaptım. Kavururken içine nane koyarsanız inanılmaz lezzetli oluyor. Yani naneyi sonradan değil ama kavururken koyarsanız çok lezzetli oluyor. Pilavım burada, birazdan kapatacağım. Oldu sayılır. Öyle devam ediyorum. Bugün ablamların son günü. Saat 11, öğlene doğru evden çıkacaklar. Artık gidiyorlar. Şöyle biraz karışık oldu ama son kahvaltımızı böyle hazırladım. Kahvaltılıklarım birbirinden farklı. Elime ne geçtiyse onu kullandım. Yapacak bir şey yok. Şimdi size afiyet olsun. Ablamlar gitti. Biraz oturdum, dinlendim, üzüldüm de. Şimdi yine bir yemek faslı. Bu kez kendimizi hazırlıyorum. Artan yemekler vardı zaten. Yanına hemen bir tavuk sote yapıyorum. Baktım dolapta böyle azıcık bir tavuk göğsü varmış. Dedim onunla sote yapayım. Şurada domateslerimi ayarladım. Onu yapacağım. Kızım uyuyor. Uyanınca artık yemek yeriz. Böyle sokan kozu artık. Sabah ocağımın her zerresini silmiştim. Zaten üstüne ama ne oldu tekrar. Şunun altına kapatayım. Yemekler yendi. Öyle uzanırken bir anda BİM'e gitme kararı aldım. Dedim ki neden BİM'e gitmiyorum? Şimdi BİM'e gidiyorum. Şarjım çok az. İnşallah çekim yapabilirim. Aradığım şeyi bulamadım. Hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış yani. Ay. Şöyle okuma kitapları var. Hmm.
kilogram var. Kaç kilo? Bebek küveti. Tamam, bu galiba. Geldi. 90 lira bir tane. Şu şekerlik günlerdir burada. Kimse almış. Bunu kızım alabilirim. Evet. Bakalım. Bu değil. 12 aile üzeri için diyor. Bu olabilir. Kızıma alışveriş yaptım. Gidiyorum. Birkaç böyle oyuncak, işte zeka kartları, işte sayılar, meyveler falan, bunları anlatan bir kitap aldım. Bir set aldım. Ondan sonra ay, birileri geçerken de konuşamıyorum. Neyse, bir de şey aldım. Organizer aldım kendime kızımın tokalarını koymak için. Çünkü kızımın tokaları sığmıyor artık. İki tane var ama sığdıramıyorum. Neyse. Eve geçince konuşuruz. Eve geldim. Saat 9'a 10 var. Aldıklarımı da göstereyim. Normalde ben bugün bu bambu tuzlu karabiberlik geliyordu ya. Onları almak için gitmiştim. Çünkü onları çok beğeniyordum. Uzun zamandır da istiyordum. Ama tabii ki bulamadım. Ablamları yolcu edeyim, evi toplayayım derken gidemedim. Erken gitsem belki bulabilirdim. O da çok zor ama çünkü bizim buradaki BİM'de hiçbir şey kalmıyor. Şimdi nevresimleri attım, yıkıyorum. Yastıkları yıkıyorum. Nevresimler kurudu. Yastıklara geçtim. Pardon. Kafam karıştı. Şimdi bambu tuzlu karabiberlik bulamadım ama kızıma neler buldum? Ya aslında bunun sebze, hayvan, renkler, işte okul taşıtları mı ne, bir şeyler daha vardı ama sebzeler normal, hiç normal orijinal sebzeye benzemiyordu. Hayvan deseniz, şu seti aldığım için hayvan kitabını almadım. Onun haricinde taşıtlar zaten şu an bilmesine gerek yok. O yüzden dedim ki en güzeli meyveler ve sayılar. Çünkü Arya meyve çok seviyor. Yani dikkatini çekebileceğini düşündüm. Bunların tanesi 20 TL'ydi. 19.95 mi? 19.5 mu işte? 20 diyelim. Şöyle en azından meyveler daha orijinal duruyordu yani. O yüzden böyle bir kitap aldım. Sayıları aldım. Bunları tek tek çalışacağız. Her gün. Sonrasında şöyle bir yüzlü hayvan seti aldım. Zeka kartı. Şu an kızımın elinde olduğu için hepsi gösteremiyorum maalesef. İçi boş. Yaydım. Ona yere koydum. Anlatacağım inşallah neyin ne hayvan olduğunu. Şöyle ve fiyatı bana aşırı ucuz geldi. Yani 100 TL'ye aldım şunu. Şunları işte dediğim gibi 20 TL'ye aldım. Ve şu organizer var ya, şu iki katlı. Ben de bundan sanırım, evet, iki tane var. İkisini de BİM'den aldım. Kesinlikle BİM'deki şu organizerden alın derim. Çünkü bu çok kaliteli. Yani çok güzel. A101'deki aşırı dandik duruyor. Ve zaten arkadaşım da bana onu kırık bir şekilde getirmişti. Ama çaktırmadım. Kullanıyorum. Sonuçta gitmiş, emek vermiş, benim için almış. Yani hediye olarak almadı. Ücretini verdim ama yine de zahmet etti, gitti, benim için aldı diye kırık olduğunu söylemedim. O şekilde kullanıyorum. Dedim ki kızımın tokalarını sığmıyor artık ikisine.
Dedim bir üçüncü olsun. Nasılsa ben daha tok örgütürüm. Daha geçen gün gördünüz. Sürekli örgütürüyorum. Kızımın saçı yok ama örüyoruz. Örgütürüyoruz. Şöyle. Bunun bende iki tane bej rengi vardı. Bir de böyle yeşil alayım dedim. Bunlardan da bayağı kalmıştı yani. 2-3 tane falan kalmıştı. Ben şaşırdım. Bizim buradaki binde hayatta kalmazdı yani. Neyse işte binden aldıklarım böyleydi. Şimdi bir çay suyu koydum. Çay demleyeceğim. Eşim maç izliyor. Sanırım Türkiye'nin maçı var. Kızım kartlarla oynuyor. Ben de şimdi çay alana kadar onun yanına gideceğim. Kartları anlatacağım. Sonrasında çay doldururuz ve veda ederiz. Onlar biraz ters oldu kızım. Alya. Ayı. Yok, Disney öğrendik. Hayvanları öğrenemesek de Disney öğrendik. Yastıkları kurutma, tam anlamıyla kurutmadı. İçinde çok fazla elyaf olduğu için. O yüzden şöyle balkona bıraktım. Muhtemelen sabaha kadar kurur. Yarın akşam bunlarda yatarız. Şuraya da saklama kabımı yıkadım. Sabaha kadar suyu akar. Şu karabiberliğimdi. Onu da yıkadım. Kurumasını bekliyorum iyice. Tuzluğumu da yıkamıştım. Şekerliğimi de yıkadım. Hepsi tertemiz oldular. Şimdi Ali'ye pizza sipariş ettik. O gelecek. Kızım onu yer. Ondan sonra artık yatışa geçer. Biz çayımızı içtik. Şu anda öyle oturuyoruz yani, sohbet muhabbet. Benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.